Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'da nasıl 90 FPS alırsınız onu adım adım anlatacağım. İlk önce açıklama kısmında vereceğim linklerden dosyaları bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Ben masa üstüne çıkartmıştım zaten config dosyasını. Görüyorsunuz zaten sol köşede. Bu dosyayı GameLoop emülatörünün oluşturduğu temp klasörüne kopyalayacağız. Benim emülatörüm C diskinin altında kurulu olduğu için o yüzden C diskine gireceğim ben. İlk önce config dosyasını sağ tuş tıklıyorum, kopyala diyorum. Bilgisayara tıklıyoruz. YerelDX-C'ye tıklıyoruz. Bunun altında temp klasörüne tıklıyoruz. Game Download klasörüne tıklıyoruz. Mobile Game PC Shared klasörüne tıklıyoruz. Ve buraya kopyaladığımız klasörü yapıştırıyoruz. Ben daha önceden yapıştırdığım için tekrar bu işlemi yapıştırmayacağım. Kapatıyorum burayı ve emülatörüme geçiş yapıyorum. PUBG Mobile oyna düğmesine tıklıyorum. Evet arkadaşlar, benim oyunum açıldı. Hemen şuradan FPS'i göster diyorum. Ve benim maksimum aldığım FPS burada göründüğü gibi 30'un üstünde geçmiyor ve stabil oyun oynayamıyorum. Sürekli kasma sorunu yaşıyorum. Bunun için bir çözüm yöntemi buldum. Bunu sizle paylaşmak istedim. Buradan sağ alttan çık düğmesine 2-3 kere tıkladıktan sonra burada kurulu olan uygulamalar listelenecek. S dosya yöneticisini ben yüklemiştim. Bunun da linkini ayrıyeten açıklama kısmında belirteceğim. Bunu kurdum ben. S dosya yöneticisine giriyoruz. S dosya yöneticisini açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Sol taraftan cihaz sekmesine tıklıyoruz. Data klasörünün içine giriyoruz. Biraz aşağıya indikten sonra şehir bir klasörünü göreceğiz ve bunun içine de giriyoruz. Ve kopyalamış olduğumuz klasör burada listeleniyor. Bunun üzerine gelip basılı tutuyoruz ve sol alttaki kopyala butonuna tıklıyoruz. Ve yerel sekmesini kapatıyoruz. Dahili depolama butonuna bir kere tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra Android klasörünün içine giriyoruz. Data klasörünün içine giriyoruz. Comtencent IG klasörünün içine giriyoruz. Files klasörünün içine giriyoruz. UE4 Game klasörünün içine giriyoruz. Shadow Tracker Extra klasörünün içine giriyoruz. Tekrar Shadow Tracker Extra klasörünün içine giriyoruz. Ve buraya sol alttan yapıştır butonuna tıklıyoruz. Ve burada kopyalama işlemi başarılı uyarısını alıyoruz. 3-4 defa tıkladıktan sonra çık sekmesine tekrar oyunumuza giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 30 FPS'i geçemiyorken şu anlık olarak 108-120 FPS alıyorum. Oyun ayarlarımda da şöyle bir grafik ayarlarım var. İstersen bunu ultraya çekebilirim. Yüksek deyip. Burayı kapattıktan sonra bir de eğlence parkında göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, şu anda antrenman modundayız. Sol üst köşeden görüyorsunuz 90 artı FPS aldığımı. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.